Kanal 25 ekranlarından hepinize iyi Ramazanlar. Sevgili izleyiciler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, malum 2011 Üniversiyat Kış Oyunları'na Erzurum ev sahipliğini yaptı. Ve dolayısıyla bu büyük organizasyon öncesi tesisler yapıldı. İşte bu tesislerden biri de atlama kuleleriydi. Ancak atlama kulelerinde bir sorun vardı. Toprak kayması meydana geliyordu. Bunu defalarca dile getirdi. Gerek uzmanlar gerekse bizler. Ve sonuç bugün evet atlama kulelerinin pistlerinde toprak kayması meydana geldi ve bu kayma heyelana neden oldu. İşte görüntüler. Erzurum'un 2011 yılında ev sahipliğini yaptığı 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan kayakla atlama kulelerinin önündeki pistlerde toprağa kayması meydana geldi. Pistler tamamen kullanılmaz duruma gelirken otel ve diğer tesisler de boşaltıldı. Toprak kayması. Farklı bir şeye benziyor. Canlı giriyor televizyon. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Kiremitlik Tepe'de 100 milyon lira harcanarak yaptırılan Türkiye'nin ilk kayakla atlama kulelerinde bugün sabah saatlerinden itibaren toprak kayması hissedildi. 95 ve 125 metre yükseklikteki iki kulenin önündeki pistlerde görülen açılmalar üzerine Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü AFAD ekiplerini bölgeye götürerek inceleme yaptırdı. Toprak kayması olduğu belirlenen pistler bugün saat 15 sıralarında heyelanla birlikte tamamen dağıldı. Şu an TRT'yi açabilirsen TRT canlı yayına kış sezonunda hiç kullanılmayan, geçen 6 Temmuz günü ise kampa giren kayak milli takım sporcularının atlayış yaptığı pistlerde meydana gelen toprak kayması çevrede deprem korkusu yarattı. Kimsenin burnunun kanamadığı olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi. Evet, illa olay olacak ki ondan sonra aklımız başımıza gelsin. Daha önce defalarca uyardık. Söylendi, birileri ikazlarda bulundu. Bakın burası kayıyor, burada büyük sıkıntı var denildi. Ne oldu? Milyonlarca lira işte böyle toprak altına gömüldü sevgili izleyiciler. Peki acaba bundan sonra ne olacak? Bunun suçlusu kim? Asıl üzerinde durulması gereken konu bu. Çünkü Erzurum kış turizmi yönünden büyük beklentileri olan bir il. Bakıp bunu da göreceğiz sevgili izleyiciler. Evet, AK Partililer dün akşam iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğini AK Parti'nin yeni il başkanı Fatih Yeşilyurt'la Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa verdi. Havalimanı yolu üzerindeki eski fuar alanında düzenlenen iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, ilçe belediye başkanları, parti ilçe başkanları, bugüne kadar teşkilatlarda görev almış partililer katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan iftar yemeğinin ardından açılış konuşmasını yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, partinin her kademesinde bugüne kadar görev yapan katılımcılara teşekkür etti. Allah Celle Celaluhu tuttuğumuz orucumuzu, oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Mutluyuz. Şöyle ki, geçmişte il başkanlığından belediye başkanlığına, belediye meclis üyeliğinden sandık başkanlığına kadar çeşitli kademelerde görev yapmış olan arkadaşlarımızla birlikte burada iftardayız. Ve yine mutluyuz, bugün teşkilatımızda hizmet veren değerli arkadaşlarımızla birlikte bu iftar yemeğindeyiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Bu iftara davetli olan Sayın Bakanımız ve Sayın Milletvekillerimiz özürlerini, mazeretlerini sizlere telgraf yoluyla ilettiler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Ramazan etkinliği kapsamında düzenlenen iftarda sizlerle birlikteyiz. Bize gösterdiğiniz ilgi ve alakadan ötürü hepinize teşekkür ediyoruz. Sizlerin dua ve desteğini bekliyoruz dedi. Ne mutlu ki bundan evvel görev yapmış arkadaşlar hatırlanarak onları bağrımıza basmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii Vefa İstanbul'da bir semtin adı. Maalesef biri gelir gideni unutur. Asla unutmamamız lazım. Biz de bir gün giden olacağız. Ama hatırlarsak hatırlanırız. Hatırlamazsak hatırlanmayız. Bu felsefeden, bu prensipten hareket ederek bugünkü il başkanımızla beraber böyle bir iftarı tertip ettik. Size teşrif ettiniz. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine vurgu yaparak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın muhakkak Cumhurbaşkanı olması gerektiğini ve Erzurum'un da Erdoğan'a büyük destek vereceğine yürekten inandığını kaydetti. 11 yılı aşkın, takrib olarak 12 yıl süreyle ülkemize hizmet eden, ülkemizin ufkunu açan, ülkemizin şahsiyetini dış ülkeler nezdinde önemli bir yere getiren Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız, Cumhurbaşkanı adayımız olarak huzurlarımızda. Bunun için arkadaşlar onu en yüksek oyla bu şehirden tekrar desteklemek, onu o makama oturtmak bizlerin hepimizin vazifesi. Çünkü içimizden çıkmış, gayretli, çalışkan, vefakar, vizyon sahibi, büyük lider ve büyük devlet adamı, tarihlerin yazacağı bir şahsiyeti oraya oturtmak hepimizin vazifesi. Geçelim memurlara sevgili izleyiciler. Malum bugün ayın 15'i, dolayısıyla memurlar bugün maaşlarını almaya gitti. Ve işte bu konuda Türk Sağlık Sen Erzurum Şube Başkanı Kenan Karaçam'da bir basın toplantısı düzenleyerek bugün maaşlarını almaya giden memurların ilk kez Temmuz ayında zamsız maaş aldıklarını söyledi. Kıymetli kamu çalışanları, bugün 15 Temmuz 2014. Hepiniz maaşınızı bugün bankamatiklerden aldığınızda memuriyetinizde ilk defa yeni bir durumla karşılaşacaksınız. İlk defa tam Temmuz ayında maaşınızda bir kuruş bile zam almadığınızı göreceksiniz. Türk Sağlık Sen Erzurum Şube Başkanı Kenan Karaçam sendika binasında yaptığı basın toplantısında kıymetli kamu çalışanları, bugün 15 Temmuz 2014, hepiniz maaşınızı bugün bankamatiklerden aldığınızda memuriyetinizde ilk defa yeni bir durumla karşılaşacaksınız. İlk defa Temmuz ayında maaşınızda bir kuruş bile zam alamadığınızı göreceksiniz dedi. Sadece maaşlarınızda değil, sabit ek ödemenizde, aile yardımı gibi sosyal ödemelerde de bir kuruş bile zam alamadınız. Çünkü kendisini memur sendikası sananlar toplu sözleşmede hükümetin teklifinden bile daha düşük bir teklife de evet dediler. Enflasyon farkını istemediler. Yılın ilk 6 ayında enflasyon oranı %5.7 çıktı. Hiç pazarlık yapmayıp hükümetin açıkladığı %3+3 zamma razı olsalardı bugün yüzde enflasyon farkı olarak 2.7 daha maaşımıza zam yapılmış olacaktı. Fakat istemediler. Kirli bir oyun oynadılar. Masaya %6+6 taban aylığı %100 TL zam ve 234 TL aile yardımı talebiyle oturdular. Sadece 123 TL zamla imza attılar. Kısacası memura ikiyüzlü davrandılar. Bugün enflasyon karşısında memurun maaş zammı çoktan buharlaştı. Memur enflasyon karşısında kaybetti. 2014 yılını size memur sen zehir etti. Türk Diyanet Vakfı Cumhuriyet Caddesi'nde açtığı standla makbuz karşılığında vatandaşlardan zekat ve fitrelerini almaya devam ediyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını yarıladık. Türkiye'nin diğer illerine oranla manevi atmosferin çok değişik olduğu ilimizde bu mübarek ayda vatandaşlar hayır yapmak için adeta birbiriyle yarışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Türk Diyanet Vakfı da bu mübarek ay münasebetiyle Yakutiye Kent Meydanı'nda hayır standı açtı.
Türk Diyanet Vakfı Erzurum temsilcisi Nurullah Çelik, vatandaşların zekat ve fitrelerini makbuz karşılığında alarak ihtiyaç sahibi olan ailelere kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde tüm vatandaşlarımızın fitre ve zekatlarına talibiz. Tüm vatandaşlarımızdan fitre ve zekat bağışlarını bekliyoruz inşallah. Fitreler ne kadar? Bununla ilgili zekatlar nasıl oluyor? Bize bir açıklar. Fitremiz ailedeki fert başı 10 TL ücreti var. Zekatta zaten malum malının 40'ta biri oranında zekatlarını verebiliyorlar. Erzurum İl Müftüsü Hasan Çınar, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında müftülük olarak yardım faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bir dizi çalışmalar yapan il ve ilçe müftülükleri aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıyor. Erzurum İl Müftüsü Hasan Çınar, Ramazan ayında fakir fukarayı sevip gözetmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın her Müslümanın görevi olduğunu söyledi. Ramazan ayına denk gelmesi hasebiyle bir kere Kur'an kurslarımızın hepsi dolu, camilerimizin hepsi dolu. Bu öğrencilerimiz arasında ihtiyaç sahibi olanlar var ise bunlara destek olunmaya çalışıyor. Bütün Türkiye çapında bu. Diyanet Vakfı aracılığıyla muhtaç ve yardıma ihtiyacı olan kimselere yine Türkiye Diyanet Vakfı Ankara Şubesi tarafı, Ankara Genel Merkez tarafından hem Türkiye'de yardımlar yapılmakta ve hem de Türkiye dışında yardımlar yapılmaktadır. Yine il müftülüğü olarak biz Ramazan ayı boyunca işte camilerimizde hatimler okunuyor. 12 tane camimizde, merkezde 12 tane camimizde ve diğer ilçelerimizde teravihler, hatimle teravihler kılınmaktadır. Ayrıca namazlarımızı hocalarımız, Allah razı olsun, bütün hocalarımızı buradan tebrik etmek istiyorum sizin aracınızla. İki rekatta bir selam vererek ve bizim Erzurum'umuzun kendi kültürü olan işferhaneyi okumak suretiyle, yani teravih namazı bittikten sonra teravihle bitir vacib namazın arasında camilerimizde işferhane okunur. Bu bizim Erzurum'umuza ait bir kültürdür. Başka illerde bunu göremezsiniz. Aynen 5 vakit namazdan sonra, 5 vakit ezandan sonra okunan salavat-ı şeriflerde olduğu gibi. Bu salavatlar da yine Erzurum'umuzda 5 vakit ezandan sonra okunur ve okunacaktır da Allah'ın izniyle inşallah. Yine Ramazan ayında bütün müftülerimiz, vaizlerimiz hep beraber bütün camilerde vaizli müftüsü olmayan, hatta İlahiyat Fakültesinden hocalarımız, hatta İmam Hatip'ten öğretmenlerimiz kürsülerde halkımıza teravih öncesi vaazlar yapmaktadırlar. Cuma vaazları, öğlen vaazları, fıkıh, tefsir, hadis sohbetleri yapılmaktadır. Ramazan ayı bereketli bir aydır. Mağfiret, rahmet günlerini geride bıraktık 10 günü. Halkımızı uyarıyorum tekrar. Şu anda rahmet günlerini yaşıyoruz. Son 10 günü de efendim cehennemden kurtuluşun verildiği, beraatın verildiği günlerdir. Rabbim o günlere ulaşmayı bütün Erzurum'umuza, bütün İslam dünyası halkımıza yetiştirsin inşallah. Ve geçelim dershanelere sevgili izleyiciler. Malum dershanelerde durum biraz karışık. Kapanacak mı, kapanmayacak mı? Hükümet yeni bir çalışma başlattı. Olacak mı, olmayacak mı? İşte bu bağlamda gözler nereye çevrildi? Anayasa Mahkemesi'ne. Ve Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak sonuca göre de dershaneciler hareket edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı çalışma kapsamında hükümet dershanelerin kapatılması için düğmeye basmıştı. Ancak yapılan uyum toplantılarından sonuç alamayan dershaneciler kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundular. Dershane işletmecisi Murat Ertaş, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı beklediklerini ve adalete güvendiklerini söyledi. Dershanelerle ilgili yasa biliyorsunuz şu an Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Anayasa Mahkemesi dershaneler yasasını her şeyden önce iki nedenden dolayı iptal edebilir. Birincisi teşebbüs hakkını engellediği için. İkincisi de ailelerin, anne babaların çocuklarına eğitim aldırma hakkını engellediği için bu yasayı iptal edebilir Anayasa Mahkemesi. Henüz açıklamadı. Çünkü aileler çocuklarının aynı evde de yetişmiş olsa çocukları arasında eğitim alma kabiliyeti, ders başarısı farklı olan çocuklarının eksiklerini gidermek gibi sorumlulukları da vardır. Bunlar da dershane, kurs, özel ders ve değişik yollarla tamamlamak yoluna gitmektedirler. Dershaneler de bu ihtiyaçtan doğduğuna göre bu da anayasanın
eğitim aldırma hakkı olarak vatandaşlara vermiş olduğu hak belki buradan iptal edebilir. İptal etmese bile, şimdi dershaneler kapanmıyor. Tabii devletimiz dershanelerle ilgili bir dönüşüm projesi hazırladı. Bu dershaneler kapanıyor anlamına gelmiyor. Dershaneler velev ki Anayasa Mahkemesi iptal etmese de şöyle olacak. Daha iyi bir hale gelecek. Kurum sahipleri açısından dershane işletmecileri daha rahatlayacak. O da şu, dershaneler diploma veren dershane olacak. Yani resim, müzik, beden eğitimi gibi ortaokulda ve lisede temel dersler dışındaki dersler dershanelerde verilmeyecek. Dolayısıyla ismi temel lise, temel ortaokul. Bu vatandaş için değil, kurum sahipleri için değil. Temel lise ve temel ortaokul pozisyonuna geçerse dershaneler birçok aile çocuklarını belki de devletin ortaokullarından, liselerinden alıp temel lise, temel ortaokul olan dershanelere verecekler. Evet, geçelim sağlığa. Sevgili seyirciler, sağlıkta aile hekimliğinde Erzurum acaba ne boyuta geldi? Öyle ki ilimizde bir aile hekimine tam 3244 kişi düşüyor. Varın gerisini siz düşün. Sağlık alanında oluşturulan aile hekimliği sistemi ilimizde tam manasıyla oturmadı. İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Doktor Mehmet Akif Eryiğit, Erzurum'da 238 aile hekimi kadrosu olduğunu ve bu kadrolardan 220'sinin dolu olduğunu belirtti. Eryiğit, nüfusa oranla ilimizde bir aile hekimine 3244 kişinin düştüğünü söyledi. Şu anda da mevcut 238 aile hekimliği pozisyonundan 220 tanesinde aile hekimi hizmet vermektedir. 18 tane boş aile hekimliği pozisyonumuz vardır. Buraların da ileriki günlerde ve zamanlarda dolmasını bekliyoruz. Aile hekimliğinde ilimizde aile hekimine düşen ortalama nüfus 3244'tür. Vatandaş aile hekimliği konusunda aile hekimliğine oldukça ilgili. Aile hekimliği sisteminde mahallesine veya evine en yakın bir sağlık kuruluşunda, yani aile sağlığı merkezinde gerek tahlil tetkik hizmetlerini alabilmekte, gerekse muayene olabilmekte ve ilaçlarını yazdırabilmektedir. Bu konuda Erzurum'da herhangi bir sıkıntımız yoktur. Aile hekimliği sisteminde kişiler kendilerine yakın bir aile sağlığı merkezinde istedikleri bir aile hekimine kayıtlarını yaptırabilirler. İlden Erzurum'a ikamet amacıyla il dışından gelen kişiler de aynı şekilde yine oturdukları yere yakın veya iş yerlerine yakın bir aile sağlığı merkezinden aile hekimliği hizmetini alabilirler. Aile hekimliğinde muayene gittikleri zaman aile hekimlerine istedikleri saat, mesai saatleri dahilinde veya bazı aile sağlığı merkezlerimizde esnek mesai uygulanmaktadır. Oralarda da o mesai saatleri içerisinde yine sağlık hizmetini alabilirler ve birçok laboratuvar tetkikini az önce söylediğim gibi aile sağlığı merkezinde yaptırabilirler. Evet, aile hekimlerinin işi gerçekten zor. Bir aile hekimine 3244 kişi. Büyük bir rakam sevgili izleyiciler. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Erzurum temsilciliği Ramazan ayı münasebetiyle 25 Temmuz Cuma günü Cuma namazından önce bir mevlit okutacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Erzurum Şube Başkanı İsmail Akkay'dan Ramazan ayı münasebetiyle aziz şehitler, merhum Mehmetçikler ve bağışçılar için 25 Temmuz 2014 Cuma günü Cuma namazından önce Lalapaşa Camii'nde mevlid okutulacağını söyledi. Aziz şehitlerimiz, merhum Mehmetçiklerimiz ve bağışçılarımız için 25 Temmuz 2014 Cuma günü Cuma namazından evvel Erzurum Yakutiye Lalapaşa Camii'nde mevlid okutacaktır. Erzurumlu hemşerilerimizi, bağışçılarımızı, Mehmetçik yakınlarını davet ediyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi, merhum Mehmetçiklerimizi ve bağışçılarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Allah makamlarını cennet etsin. Ayrıca muhterem hemşerilerimin ve İslam aleminin
Ramazanlı ve yaklaşmakta olan bayramlarını tebrik ediyorum. Yüce Allah'tan huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında, yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.